Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 30 Nisan'da Türkiye saatine göre gece 23:27'de Boğa burcunun 10 derecesinde yeni ay ile beraber güneş tutulması meydana gelecek. 2022'nin ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Önemli bir yeni ay, güçlü bir etki ve önümüzdeki 6 ayı da önemli ölçüde etkileyecek, şekillendirecek bir güneş tutulmasından bahsediyoruz. Boğa akrep aksındaki tutulma döngüleri 2021'in Kasım ayında başladı. O dönemde Boğa burcunda bir ay tutulması yaşadık, 19 Kasım 2021'de. Ve bu akstaki, Boğa akrep aksındaki tutulmalar 2023 sonbaharına kadar devam edecek. Bu iki yıl tutulmalarla beraber Boğa ve akrep burcu temaları da kişisel ve toplumsal alanlarda bizim için önemli bir deneyim alanı, gelişim alanı olacak. Evet, Boğa burcunun 10 derecesindeki bu tutulma Venüs tarafından yönetiliyor ve an haritasında da Yay burcu yükseliyor. Ülkemizden gözlenemiyor. Aslında kuzey yarımküre ülkelerinden gözlenemiyor. Daha çok güney yarımküre, Güney Amerika, Güney Asya bölgelerinden gözlemlenebilen bir güneş tutulması bu. Boğa burcu temaları çok vurgulanacak tabii ki. Boğa burcu yaşamımızda maddi manevi güvenlik temalarına özellikle işaret eder. Kuzey yönünde bir tutulma. Kuzey düğüm yönünde bir tutulma. 119 Saros nolu bir aileye ait ve Boğa burcu özellikle kuzey yönü olduğu için hayatımızda yeni deneyimler, yeni keşfedeceğimiz kavramlar, gelişmelerle alakalı, gitmemiz gereken yolla da alakalı aslında. Demek ki kendimizi maddi manevi güvene alabileceğimiz koşullarda arayışlarımız var ve buralardaki eksiklerimizi fark edip bunları iyileştirmek adına çabalar göstereceğiz ve tabii ki bu bize yeni açılımlar getirecek, hayatımızda yeni kapılar da açabilir. Boğa toprak demek, hayatımızda en temel ihtiyaçlarımız Boğa burcuyla ilgilidir. Beş duyuya hitap eden tüm kişisel zevklerimiz de Boğa burcuyla alakalıdır. Beslenmemiz, barınmamız, güvenliğimiz, ihtiyaçlarımızı karşılayacak kaynaklarımız, yeteneklerimiz, tabii ki paramız ve maddi kaynaklarımız da Boğa burcuyla alakalıdır. Ve bunların hepsinin önemini fark edebileceğimiz bir süreçteyiz. Ve buralardaki eksiklerimizi de fark edeceğimiz bir süreçteyiz. Demek ki genel eğilim, kolektif alanda kendimizi güvene alma konusunda arayışlarımızla ilgili olacak. Toprağı daha iyi değerlendirme, işte gıda, beslenme ihtiyaçlarımız, topraktan alacağımız verim, üretimle ilgili konular. Tabii ki burada tarımın öne çıkması, değer görmesi mümkün. Ve beslenmemiz için, en temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli olan kaynaklarımız ve buralardaki eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız, hani bunları da fark edeceğiz ve bunları iyileştirmek adına çabalarımız olacak. Paramız, kendimizi maddi anlamda güvende hissetmemizi sağlayan ve ihtiyaçlarımızı almamızı, karşılamamızı sağlayan kaynaklarımız. Bunlar toprak değerlerimiz, mal varlıklarımız, kazançlarımız, maddi durumumuz. Özellikle para kavramı, kolektif alanda da, dünya üzerinde de para ve finansla ilgili konular, ekonomiyle ilgili konular Boğa tutulmasıyla beraber hayatımızda yeni pencereler açacak. Uranüs'le birleşen bir tutulma. Uranüs olan yerde her zaman değişim vardır. Onu bekliyoruz zaten. Demek ki yenilikler var ve devrimler var. Hani paraysa parayla ilgili ve paranın, ekonomik sistemlerin yapısıyla alakalı alışılageldiğimiz düzenin değişmesi söz konusu ve bununla ilgili hızlı gelişmeler var. Aynı şekilde tarım, üretimle ilgili değişimler var, yenilikler var. Teknolojinin Uranüs'le beraber daha fazla hayatımıza girmesini bekleyebiliriz. Hem finansal alanlarda, ekonomi alanında, hem tarım ve üretim alanında teknolojinin daha fazla gündeme gelmesini bekleyebiliriz ve yeme içme gıda sektöründe de yine yenilikler, değişimler var. Burada da yine çok sürpriz, hani hızlı bir şekilde hayatımıza girebilecek değişimler söz konusu olabilir, özellikle gıda sektörüyle alakalı. Evet, yönetici gezegen Venüs. Venüs'ün balık burcunda olduğunu görüyoruz. 27 derece balık burcunda gerçekten Venüs'ün olabileceği en güçlü, en yüceldiği bir derece burası. O da olağanüstü görünüyor Venüs burada. Venüs'ün balık burcundaki yerleşimi aynı zamanda yanına da Jüpiter'i almış.
muhteşem bir görünüm var. Venüs-Jüpiter kavuşma, hatta Neptün de orada. Yani bu olağanüstü bir etki. Bu da tabii ki tutulmanın hayatımıza çok güçlü, iyicil etkiler, iyileşmeler, şifalar, yardımlar getirebileceğini de bize işaret ediyor. Yani büyük kısmetler, şanslar da söz konusu. Bu tutulmayı aslında, bu tutulmanın hayatımıza sunacağı enerjileri, getireceği enerjileri, açılımları iyi fark edip değerlendirmekte fayda var. Çok ruhsal bir akış var, bir ilham var, sezgi var. Sevgi, evet, sevgi Venüs tarafından yönetilir. Boğa burcu da sevgi, güven, sadakat, Venüs'ün etkisiyle hayatımızda bunları daha fazla sorgulatacak. Ama buradaki Venüs balıkta Jüpiter'le birleşirken çok güçlü bir sevgi, hatta ilahi bir sevgiden bahsediyor. Burada çok ruhsal bir açılım var. Sanat için çok destekleyici. Boğa burcu sanatı da yönetir. Sanat ve özellikle sanatçıları destekleyebilecek bir tutulma. Yani özellikle görsel sanatlar, sinema, film sektörü, belki yani her türlü müzik, tasarım alanları, buralarda çok güçlü ilhamlar, yaratıcılıkla ilgili gelişebilir, yani yaratıcılığın çok olağanüstü ifadeleri, çok dikkat çekici gelişmeler olabilir. Sanat ve sanatla ilgili çalışmalar, kurumlar, yapılar, işler desteklenebilir. Bunun yanı sıra güzellik, tabii ki güzellik, estetikle ilgili çok olağanüstü etkiler var. Hani bu dönem bu anlamda ihtiyacı olan kişileri ya da işte estetikle ilgili, güzellikle ilgili çalışmalar yapmak isteyenleri de destekleyebilir. Moda sektörünü ve tabii her türlü işte sanat sektörünü, güzellik ve estetik sektörünü de destekleyen bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Yani bunlar yükselen değerler gibi karşımıza çıkıyor ve bu alandaki çalışmalar da daha kısmetli, daha fazla verim alabileceğimiz çalışmalar olabilir. Buna dikkat çekmek istiyorum. Yardım temaları, tabii kolektif alana yayılan bir empati var. Burada hani ihtiyacı olan kişilere anlayış gösterme, yardımlaşma temalarının öne çıkması, sevginin, şefkatin çok güçlenmesi ve bu arayışların artması, hem ilişkilerde hem toplumsal alanlarda daha fazla öne çıkması, değerinin fark edilmesi mümkün. Çok kozmik akışlar da olabilir. Yani sanki bir boyut atlama gibi, hani bilinç dışından gelebilecek çok olağanüstü etkiler de olabilir. Hazır olan kişiler için belki bu, hani farkındalığı daha yüksek olan kişilerin değerlendirebileceği ve hayatlarında çok güçlü böyle bilinç sıçramalarının, farkındalıkların olabileceği çok olağanüstü etkiler de söz konusu. Evet. Bu tutulmanın biraz da geçmişine bakalım. Biliyorsunuz her tutulma belirli bir Saros ailesine aittir ve 119 Saros nolu aileye ait bir tutulma. En son 2004 Nisan ayında bu aileye ait bir tutulma yaşamıştık. Özellikle Türkiye'nin etkilendiği bu aileye ait tutulmalara baktığımızda, geçmişe dönük 1968 yılında bu aileye ait bir tutulma söz konusu. 1914 yılında yine 119 nolu Saros'a ait bir tutulma meydana gelmiş. 1914 yılı Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemler. 1968 yılı da çok önemli, işte 1968 olayları aslında tüm dünyayı etkilemiş, ülkemizde önemli şekilde etkilemiş. Yani bu tutulmanın bu geçmişteki tarihi dönemlerle bir ilişkisi var aslında. Tamamen aynı olmasa da hani benzer enerjiler çalıştırabilir. Bununla beraber Boğa Akrep aksındaki tutulmaları, kuzey düğüm yönündeki tutulmaları en son 2003-2004 yılında yaşamıştık. 2004 yılının işte Nisan ayında meydana geldi bu tutulma. 2003 yılında yine aynı şekilde yaşadık. Akrep Boğa tutulmalarını 2012-2013 yıllarında da yaşamıştık. 2013'ün Mayıs ayında da yine Boğa burcunda önemli bir güneş tutulması yaşamıştık. Şimdi o dönemdeki aldığınız etkileri bir şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Hani çünkü haritalarınızda, kişisel haritalarınızda benzer ev alanları etki alacağı için belirgin temalar kendini tekrar edebilir. Aynı olmasa da hani belki benzer hususlarla karşılaşabilirsiniz. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor bu tutulmadan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Şimdi bu tutulma 10 derece boğa burcunda olacağı için sabit burçlarımız daha çok etkilenecek.
Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burçlarında doğanlar ve yükselen burçları bu burçlarda olanlar etkileniyor. Özellikle 5-15 derece araları, 5-15 derece sabit burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz ya da kişisel doğum haritalarınızda gezegenleriniz bulunuyorsa bu güneş tutulmasının sizin için çok daha güçlü etkileri olabileceğini söyleyebilirim. Güneş tutulmaları doğa olaylarını da etkileyebilir. Bunu her zaman bekleyebiliriz. Özellikle Uranüs Boğa burcundayken Boğa burcundaki bir güneş tutulması direkt toprağa etkiler zaten ve dünya üzerinde evet bazı önemli aktiviteler, özellikle doğa olayları ve depremle ilgili aktiviteler tetiklenebilir. Tutulmanın iyicil bir etkisi var, ancak Satürn Kova burcunda ve Ay düğümlerine de kare açı yapıyor. Bu sert bir açı ve Satürn'ün özellikle haritada düğümlere açı yaparken bazı sert sınavlarla karşılaştırması bizi mümkün. Burada Boğa burcu özellikle tutulmanın tabii ki gözlemlendiği alanlarda daha çok Güney Yarımküre ülkeleri buralarda daha fazla tesir alabilir. Uranüs'ün de burada daha fazla tetikleyici bir etkileri olabilir. Depremsel hareketlilikler biraz artabilir. Ve dikkat çeken bir gelişme Venüs'ün ve Jüpiter'in Balık burcundaki kavuşumu. Büyük bir su enerjisi veriyor tabii ki. Jüpiter büyütür. Neptün zaten denizler tanrısı. Burada büyük denizler ve okyanuslar aklımıza geliyor. Denizlerde ve okyanuslarda etkili olabilecek gelişmeler ve bir deprem, özellikle belki bir okyanusta olabilecek bir deprem ve bununla beraber tsunami ve benzeri etkiler tetiklenebilir. Evet, bunlar mümkün. İnşallah da çok zorlayıcı etkilerle karşılaşmayız ama hani böyle olasılıkları da bekleyebiliriz. Tutulma ve tutulmayı takip eden günlerde. Ve hava şartlarında aşırı yağışlar olabilir, su taşkınları, aşırı yağışlar, seller, hani bunlar olabilir. Sularla ilgili bazı sınavlarımız olabilir, denizlerle ilgili bazı sınavlarımız olabilir. Balık burcu göçleri de anlatır. Hani ihtiyaç sahibi olan, muhtaç kişiler, göçmenlerle de ilgilidir ve Jüpiter'in Neptün'le birleşmesi büyük göçlerle de alakalıdır. Yani bu tabii kolektif alanda bu büyük göçlerin maddi manevi bazı sonuçlarını ortaya çıkarabilir ve bunlarla da ilgili gerek kolektif bilinçte önemli bazı empati, işte yardımlaşma temaları, bunlar çok tetiklenebilirken bir yandan da hani buradaki özellikle göçmenlerin yaşadıkları kayıplar, onlarla ilgili sıkıntılar daha fazla kamuoyunda gündemimizde olabilir. Süreç içerisinde bir tutulma olduktan sonra önümüzdeki en az 6 ay etkileri devam eder ve kişisel gezegenlerin ve gökyüzündeki transit eden gezegenlerin tutulma derecelerine temas ettiği dönemlerde bu etkiler kendilerini daha fazla hissettirebilir. Şimdi tutulmanın olduğu hafta içerisinde de evet güçlü etkilerle, hızlı etkilerle karşılaşabiliriz. Ancak gezegenlerin hareketlerine baktığımızda mesela Venüs tutulma derecesine 6-7 Haziran'da ulaşacak. Boğa burcunda 6-7 Haziran'da bizim için önemli bir tarih olabilir. Ardından Mars'ın Boğa burcundaki hareketi var ki bu da 19-20 Temmuz gibi karşımıza çıkıyor. Bunu takip etmek lazım. Bu dönemleri iyi takip etmek lazım. Güneş'in Aslan burcunda ilerleyip yine tutulma derecesine tetik yapacağı 2-3 Ağustos civarı. Buralarda da tutulma etkileri hızlı bir şekilde kendini gösterebilir. Aynı zamanda 14 Mayıs Akrep burcundaki Ay tutulması dönemi de yine bu Güneş tutulmasıyla birlikte aktive olabilir. Oldukça güçlü etkilerini görebiliriz ve Ağustos ayındaki Kova burcu dolunayı ve Ağustos'taki işte Aslan burcu yeni ay dönemi, Ağustos ayı da dikkat çekici bir süreç. Güneş tutulmasının tesirlerinin daha fazla hissedilebileceği, olumlu ya da olumsuz etkilerinin daha güçlü hissedilebileceği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Evet, kişisel haritalarınıza göre tutulma sizi nasıl etkiler? Genel hatlarıyla yükselen burçlarınıza göre bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Boğa burcundaki güneş tutulması ikinci evinizde meydana gelecek. Bu dönem aslında 2 senelik bir sürecin başlangıcı diyebiliriz. Çünkü 2023 Kasım'ına kadar Boğa akrep tutulmaları sizin için
önemli görünüyor ve parasal konularda hayatımızda bazı gelişmeleri tetikleyebilir bunlar. İş durumunuz, çalışma hayatınız, para kazanma süreçleriniz, sahip olduğunuz değerler, yetenekleriniz, maddi durumunuzla ilgili gelişmeler olabilir. Örneğin genç bir koçsunuz, iş hayatına atılabilir, para kazanmaya başlayabilirsiniz bu tutulmanın etkisiyle beraber. Paranızı, mesela kaynaklarınız var, toprağınız var, mülkünüz var. Bunları değerlendirebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz, sanatla ilgilenebilirsiniz. Kendinizin maddi anlamda güvende hissedebileceğiniz koşullar oluşabilir. Para durumunuz öne çıkıyor. Bu tutulma aslında olumlu bir tutulma çünkü Venüs'ün tutulma yöneticisinin çok güçlü olması ve Jüpiter'le birleşmesi şanslı ve kısmetli bir tutulma olduğunu gösteriyor. Yani bu tutulma maddi kaynaklarınızı geliştirmeniz, para kazanmanız, varsa maddi sorunlarınızı çözmeniz, refaha ulaşmanız için çok önemli kapılar açabilir size. Farkındalığınız da artıyor. Sezgilerinizi de iyi değerlendirirseniz, yeteneklerinizi fark ederseniz ve doğru adımlar atarsanız bu tutulmanın tesiriyle önümüzdeki aylarda gerçekten maddi durumunuzda çok olumlu gelişmeler olabilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, siz başroldesiniz tabii ki. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5-15 derece arasındaysa bu tutulma sizin tutulmanız. Ve bu tutulmayla beraber hayatınızda Uranüs etkisiyle beraber çok hızlı gelişmeler olabilir gerçekten. Yani bir anda böyle başkalarını da şaşırtabilecek kararlar alabilirsiniz. Venüs çok güzel bir destekleyici pozisyonda. Jüpiter yanında. Hani hayallerinize kavuşabileceğiniz bir tutulma. Gerekli altyapınız varsa, örneğin yani şu ana kadar çalıştınız, çabaladınız, kendinizi yetiştirdiniz, hak edişleriniz var diyelim. Yani burada bu tutulmanın size çok olağanüstü fırsatlar getirmesini bekleyebiliriz. Evlenebilirsiniz, aşık olabilirsiniz, hayatınıza muhteşem kişiler girebilir. Bunlar size olağanüstü kapılar açabilir. İşe girebilirsiniz, kariyer hayatınıza başlayabilirsiniz. Yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir. Yani tüm bunları bu Uranüs sürprizleriyle, Jüpiter, Venüs destekleriyle bekleyebilirsiniz aslında. Ve kişisel imajınızda değişimler olabilir tutulmalarla beraber. Belki bir hani alıştığınız o imajınız, saç renginiz, modeliniz bir değişecek. Uranüs cesaret getiriyor çünkü. Güzellikle ilgili de muhteşem fırsatlar var, iyileşmeler var. Estetik bakım, hani bunlara da zaman ayırabileceğiniz bir dönem. Maddi konularda çok olağanüstü gelişmeler olabilir. İşinizden gelen kaynaklar, kariyerden gelen kazançlar, üzerinde çalıştığınız projenin sonuçlanması, bunun size vereceği maddi manevi ödüller. Tüm bunları bekleyebiliriz. Gerçekten olağanüstü etkiler var. Sevgili boğalar, kişisel haritanızda destekliyorsa bu güzel tutulma hayatınızı çok olumlu yönde, çok olumlu yönde olağanüstü değiştirebilir. Yeni bir boyut atlayabilirsiniz adeta. Böyle bir etki var gökyüzünde. İyi şanslar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Boğa burcundaki tutulma sizin 12. evinizde olacak. Bu tutulmayla beraber aslında Merkür de burcunuzda. İkizler burcunda aslında yeni fikirler, yeni düşünceler var. Ama biraz sanki tutulma diyor ki bir geri çekil, bir kendini incele, izle, bir tefekkür et, olup bitenleri bir sorgula. Bu önemli farkındalıklar getirebilir. Jüpiter'le Neptün'ün kavuşumu kariyer alanında aslında büyük kapıları açacak gibi görünüyor. Bu dönemde yaptığınız çalışmalar, örneğin bir sanatçısınız, hazırlıyorsunuz, aylardır yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Şimdi onu dışarıya sunma zamanı, onu konuşma zamanı ve dikkat çekme zamanı. Kendi işinizi de kurabilirsiniz ya da kamuoyunda böyle dikkat çekebileceğiniz önemli size fırsatlar, yetkiler verilebilir. Kendinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şifalanma zamanı, yeter ki hayatınızda gereksiz şeyleri bir ayıklayın. Sağlığınız için gereksiz alışkanlıklar olabilir, bağımlılıklar olabilir. Artık belki uğraşmamanız gereken bir iş olabilir, günlük alışkanlıklarınız olabilir. Bunları bir fark etme zamanı, ayıklama dönemi, yaşam gücünüzü arttırma, şifalanma, tabii ki yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmek için bunları yapmak gerekiyor. Bunları fark edebileceğiniz bir dönem, işte bu tutulma hayatını iyileştir diyor, fark et diyor. Bunun için de biraz maneviyata yönelmek, biraz sezgilerimizi dinlemek, biraz yani iç dünyamıza dönüp biraz tefekkür etmek çok faydalı olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, boğa burcundaki güneş tutulması
11. evinizde meydana gelecek. Sizin için dost bir burçta oldukça da güzel bir etki var. Uranüs'ten de güzel destek alıyorsunuz. Jüpiter ve Venüs'ün muhteşem kavuşumundan da yine muhteşem destekler alıyorsunuz. Hayata bakışınız daha iyimser. Özgüveniniz artıyor, enerjiniz güçleniyor. Yaşamdan beklentileriniz var, büyük hayaller, büyük vizyonlar var. Gerçekten ufkunuzun geliştiği bir dönem, yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Sezgileriniz size çok önemli kapılar açabilir. Fırsatlar da karşınıza çıkıyor. Bu tutulma zaten Uranüs etkisiyle sanki hani kendinizi gerçekleştirmek için, bir projeyi, bir fikri hayata geçirmek için böyle bir kişinin ya da bir kurumun bir desteğini almanız anlamına geliyor. Fırsatlar, yani bu finansal bir ihtiyaçsa, parasal bir yatırımsa, hani bunları bulmanız anlamına geliyor. Yurt dışıyla ilgili önemli etkiler var. Uluslararası, hani yurt dışında okumak, çalışmak olabilir, yerleşmek olabilir. Böyle hayatınızda değişimler yapmak istiyorsanız yurt dışı kısmetlerimiz açık görünüyor. Eğitim ve akademik alanlarda önemli gelişmeler var. Bu tutulmayla beraber istediğiniz bölümü kazanabilir. Üniversitede mesela geleceğinizi planlayabilirsiniz. Akademik bazı başarılar elde edebilirsiniz. Hukuksal işlerinizde önemli yardımlar alabilirsiniz. Hak edişlerle beraber, haksızlığa uğradığınız alanlarda, hakkınızı aradığınızda gerçekten çok ilahi yardımlarla, desteklerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönem güzellik, estetik, sanatsal çalışmalarda, bu tarz işlerde mesela çok destekleyici olabilir. Ruhsal ve manevi işlerde çok destekleyici olabilir. Kendinizi kişisel anlamda bu alanlarda geliştirebilirsiniz ve ifade etme olanağı da bulabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, boğa tutulması sizin için de çok önemli. Sizin gibi sabit bir burç ve üstelik doğum haritanızın en tepe alanında meydana geliyor. Uranüs etkisi de var. Değişimler ve yenilikler var. Hangi alanlarda? Geleceğinizi etkileyecek alanlarda, günlük hayatınızda, yaşam düzeninizle ilgili alanlarda. İş değişimleri, taşınmalar, ev değişimleri, yer değişimleri, terfi, atama, görev değişimleri olabilir. Yani Uranüs çok radikal değişimler de getirebilir gerçekten. Yani bir düzen değişimi var burada. Tamamen mesleki değişimler de yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuzla yükselen burcunuz 5-15 derece arasıysa bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Jüpiter'le Venüs'ün olağanüstü kavuşumu 8. evinizde ve Neptün de orada. Parasal konularda da iyileşmeler var. Örneğin bir emlak almak istiyorsunuz, kredi alabilirsiniz. Ya da işte bir iş kurmak istiyorsanız bir sermaye desteği bulabilirsiniz. Size ait bazı mülkleri satmak, kiralamak istiyorsunuz. Hani buralardan da önemli destekler alabilirsiniz. Aile üyeleriniz, ebeveynlerinizle ilgili problemler olabilir. Sağlık sorunları olabilir. Onları şifalamak için de önemli destekler var. Yani burada iyileştirici etkiler var. Önemli fırsatlar var. Uranüs de sürpriz gelişmeler demek. Yani beklenmedik bazı ani gelişmeler demek. Şartlara hızlı uyum gösterirseniz gerçekten hayatınızda çok olumlu, çok güzel, iyileştirici gelişmeler, değişimlerle de karşılaşabilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, boğa burcundaki güneş tutulması 9. evinizde meydana gelecek. Dost bir burçta, güzel bir tutulma bu. Uranüs destekli. Uranüs olunca tabii biraz böyle hızlılık var, değişimler var. Değişmesi gereken konularda da cesaretiniz artabilir. Biraz düşünceleriniz değişiyor, hayata bakışınız değişiyor, anlam arayışınız değişiyor. Hani yıllardır köklü bir şekilde inandığınız bazı inanç kalıplarında bile değişimler, özgürleşmeler hissedebilirsiniz. Üstelik Jüpiter'le Venüs'ün kavuşumu 7. evinizde, hani ilişkilerde de çok kısmetli olduğunuzu söyleyebilirim. Yani yurt dışı temaları da açık. Mesela yabancı bir kişiyle tanışmanız olabilir. Bir seyahatte birisiyle tanışabilirsiniz, aşık olabilirsiniz. Evlilik yapabilirsiniz. Bu hayatınızdaki belki ikinci bir evliliktir ama evlilikler konusunda destekliyor. Özellikle yurt dışı ortaklıklar, işbirlikleri, uluslararası işler anlamında destekliyor. Anlaşmalar, sözleşmeler yapılabilir. Seyahatler, güzel seyahatler olabilir hayatınızda. Mesela eşinizle çıkmak istediğiniz çok olağanüstü bir seyahat var. Bu biraz suyla da ilgili. Yani böyle uzak ülkeler ama farklı kültürler, deniz yolculukları, böyle kültürel manevi yolculuklar da olabilir. Bunları yapabileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. İlişkilerinizde, eşinizle, partnerinizle ilişkilerinizde bazı sorunlar varsa hani bunları çözmeniz,
şifalandırmanız, ilişkilerinizi, aranızdaki sevginin, şefkatin, empatinin artması çok mümkün görünüyor. Çok olağanüstü yardımlar, destekler de alabilirsiniz arkadaşlarınızdan, yine partnerinizden, sevdiğiniz kişilerden. Sevgili Başaklar, sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Boğa burcundaki tutulma 8. evinizde meydana gelecek. Koçlar gibi siz de en çok para konularında etkileniyorsunuz. Bu iyileştirici bir etki. Yani 8. evinizde muhteşem bir Jüpiter-Venüs kavuşumu var. Zaten Venüs yöneticiniz. Aynı zamanda tutulmanın da yöneticisi. Bu durumda 6. evinizdeki bu kavuşumla beraber iş ve mesleki konularda önemli iyileşmeler, fırsatlar olabilir ve bu para durumunuzu da etkileyebilir tabii ki. Parasal konularda iyileşmeler var, fırsatlar var, iş birlikleri fırsatlarınız olabilir. Eşinizin mesela maddi konular, maddi olanaklarında gelişmeler olabilir. Eşiniz iş bulabilir, çalışabilir, kaynakları artabilir. Bir borcunuz var, bunu ödeyebilirsiniz, bununla ilgili kredi bulabilirsiniz gibi. Sağlık konularında önemli iyileşmeler var. Bir kere yaşam alanlarınızda iyileşmeler olabilir. İstediğiniz gibi bir ortamda mesela çalışabilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlık konularında iyileşmeler var. Yardımlar alabilirsiniz. İstediğiniz gibi iyi bir yardımcı, asistan bulmanız mümkün. İşte ev işlerinde falan destekler, yardımlar alabilirsiniz. Evcil hayvanlarla ilgili güzel etkiler var. Yani bu dönemde bir kedi evlat edinebilirsiniz örneğin. Hani bunun gibi hayatınıza güzel bir enerji gelebilir. Sağlıkla ilgili iyileşmeler var dedik. Sağlığınızla ilgili bir sağlık sorununuzu çözümlemek için bir operasyon olabilir. Evet, 8. evinizdeki tutulma ameliyatları destekler. Bir ameliyat olabilir. Bu size bir şifa verebilir, iyileşme verebilir. Ama bunlar güzellik, estetik, kişisel bakımla da ilgili olabilir. Kuşkusuz şu anda aslında Venüs'ten muhteşem etkiler aldığınız için böyle iyileşmeler, güzellik, estetik, kişisel bakım gibi alanlarda da çok güzel, yine verimli sonuçlar alabilirsiniz sevgili Teraziler. Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Boğa burcundaki tutulma sizin için çok önemli. Siz de bir sabit burçsunuz. Tam karşıt burcunuzda bir tutulma var. Güneş tutulması ve Mayıs ayında yine sizin burcunuzda da bir ay tutulması yaşayacağız. Aslında bu iki yıl, 2022 ve 23 Boğa Akrep tutulmaları hayatınızda değiştiriyor. Hayatınızda yenilikler var. Ve ilişki evinizdeki tutulma size sürpriz bir ilişki getirebilir. Uranüs'ü çünkü bu. Sürpriz bir tanışma, ani bir ilişki kararı, evlilik teklifi, evlenme kararı olabilir tabii ki. Hani bir hayatınızda bir kişi olabilir, hızlı bir şekilde evlenmeye karar verebilirsiniz örneğin. Ya da işte yeni biriyle de tanışabilirsiniz. Üstelik Jüpiter'le Venüs'ün kavuşumu aşk evinizde. Artık daha ne olsun diyelim. Yani aşk var, aşk var. Yani burada gerçekten olağanüstü hayal ettiğiniz gibi bir aşk söz konusu olabilir hayatınızda ve hızlı bir şekilde de belki birlikteliğe, evliliğe doğru gidebilirsiniz. Süregelen ilişkilerinizde sorunlarınızı da çözebilirsiniz veya işte artık anne baba olmak isteyeceksiniz, çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz. Bununla ilgili etkiler var. Çocuk sahibi olmak isteyip de olamıyorsanız bununla ilgili şifalandırıcı etkiler var. Çocuklarınız var, onların hayatlarında güzel gelişmeler olabilir. Onların başarıları, onların mesela belki ilişkileri, onların evlilikleri, torun sahibi olabilirsiniz. Bunun gibi güzel etkiler var. Maddi konularda iş birlikleri, bir iş kurma, ortaklıklar, parasal kazançlar, buralarda yatırımlar anlamında da aslında bu tutulmanın sizi destekleyeceğini söyleyebilirim. Sevgili Akrepler, özellikle yükselen burcunuz ve güneş burcunuz 5-15 derece arasıysa bu bahsettiğim etkilerin çok daha güçlü, çok daha önemli olacağını söyleyebilirim. Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Evet, Boğa burcundaki tutulma sizin 6. evinizde. Günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğinizle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Yani bir işe girebilirsiniz ya da süregelen iş hayatınızda belki işinizi işte biraz da online açılımlarının olması, dijital platformlarda işinizi tanıtmanız, hani bununla ilgili etkileşimler olabilir. Yenilikler olabilir, düzenlemeler olabilir çalışma ortamlarınızda, yaşam alanlarınızda. Jüpiter'le Neptün'ün de 4. evde olması yuva, ev, aile konuları, ebeveynlerle ilgili konularda iyileştirmeler getirebiliyor. Evde iş kurabilirsiniz. Evden çalışma olanaklarınız olabilir. Örneğin ya da aileyle ilgili, akrabalarla ilgili hep birlikte böyle bir ailevi bir konunuz var. Hani bunları çözebilirsiniz. Mesela bir aileye ait bir toprak, emlak, büyük işi var veya bir geri dönüşüm söz konusu. Hani buralarda çözümler olabilir.
artık yani tıkanık bir şeyler açılabilir ve sizin de lehinize gelişebilecek gelişmeler olabilir. Emlak almak istiyorsunuz, ev almak istiyorsunuz ve bununla ilgili yine adımlar atabilirsiniz. Anne babanızda sağlık sorunları var diyelim. Yani onların iyileşmeleri, onların şifalanması ile ilgili konular olabilir. Ve bu tutulma kendi hayatınız, sağlığınız, yaşam kalitenizi arttırmak için de bazı yenilikler getirebilir size. Örneğin beslenmenizi değiştirebilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Çalışma programınıza değişimler olabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Bunun gibi. Yani tüm bunlar size şifa getirecek ve hayatınızın kalitesini arttırmak için önemli farkındalıklar getirebilir sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, boğa burcundaki tutulma sizin 5. evinizde şanslı bir tutulma. Ve güzel bir açıda ve Uranüs etkili, sürprizli ve heyecanlı tutulma. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Veya çocuğunuz var, tekrar ikinci bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Uranüs orada biraz sürprizler de getirebilir, unutmayın. Çocuklarınızın hayatında hızlı ve güzel, hoş sürprizler, gelişmeler olabilir. Para kazanma konularında da destekliyor. Yeteneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Örneğin sanatsal çalışmalar yapıyorsunuz. Hani bunları sergileyebilir, satabilir, para kazanabilirsiniz. Dikkat çekebilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirebildiğiniz iş imkanları olabilir. Ya da yeteneklerinizi yani biraz daha güçlendirmek için örneğin bir hobiniz için bir kursa gidebilirsiniz, eğitim alabilirsiniz. Hani bunu bir beceri ve bir iş haline getirebilirsiniz daha sonrasında. Bununla ilgili adımlar atabilirsiniz. Evet, aşık olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Bu tutulma kalbi boş oğlaklara hızlı bir aşk getirebilir. Jüpiter ve Neptün'ün muhteşem kavuşumu 3. evinizde yakınlarınızdaki kişilerle de ilişkileri güçlendiriyor. Kardeşlerle ilgili iyileşmeler var. Belki hani bir sorunlarınız var. Küslükleriniz var. Çözüme kavuşabilir bunlar. Güzel seyahatleriniz olabilir. Manevi yolculuklar da olabilir bunlar. Böyle ruhsal içerikli. Ya da işte belki deniz yolculukları olabilir. Sanatsal eğitimler olabilir. Hani bunun gibi hayatınızda hoş, güzel açılımlar var. Sizin için çok verimli, çok bereketli bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Evet, sizin için de çok önemli bir tutulma. Sizin gibi sabit bir burçta çünkü 4. evinizde meydana geliyor. Üstelik Satürn burcunuzda ve ay düğümlerine kare açı yapıyor. Bu demek ki biraz hani hayatınızda sorumluluklar öne çıkıyor. Sorumluluklara dikkat etmek gerekiyor. Sorumluluklarla beraber hayatınızda bazı değişimler de olabilir. Nasıl olabilir bu değişimler? Mesela aile ile ilgili sorumluluklar artabilir. Ebeveynlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Veya evlenebilir, yuva kurabilirsiniz. Bu size bir sorumluluk getirebilir hayatınızda. Çalışma, işle ilgili konular olabilir. Evden de çalışabileceğiniz iş kurabilirsiniz. Bu da sorumluluklarınızı arttırabilir. Hani genel olarak yaşam düzeniniz, ailevi konular, alışkanlıklarınız ve bireysel sorumluluklarınızla ilgili önemli bir tutulma. Ama şanslar da var. Jüpiter, Neptün çok güzel bir şekilde para evinizde birleştiği için parasal olanakların artmasını, bereketin artmasını, iyileşmelerin olmasını bekleyebiliriz. Kaynaklarda iyileşmeler var. Elinize büyük miktarda para da geçebilir. Yani örneğin size ait bir toprağı satabilirsiniz, bir emlak satabilirsiniz, gayrimenkuller dönüşebilir. Bir para kazanabilirsiniz. Veya size ait mülkleri kiralayabilir. Yine parasal akışlar olabilir. Aileden de olabilir bunlar. Hani ebeveynlerinizin kaynakları, miras gibi konularda olabilir. Hani bunların maddi konularda bazı rahatlamalar getirmesini bekleyebiliriz. İşle de ilgili olabilecek önemli yatırımlar yine size güzel, bol para kazanabileceğiniz, maddi durumunuzu iyileştirme fırsatları verebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5-15 derece arasıysa bu bahsettiğim güçlü etkiler sizin için çok daha önemli olabilir sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, boğa burcundaki güneş tutulması sizin 3. evinizde meydana gelecek. Bu tutulma zihninize çok yaratıcı düşünceler, fikirler getirebilir. Uranüs ile birleştiği için değişimler ve yenilikler getirebiliyor hayatımızda. Ve 3. ev demek aslında düşünce demek, planlar, programlar demek ve yeni bilgiler demek. Evet, yeni bir eğitime katılabilirsiniz. Böyle eğitimler, seminerler olabilir. Kişisel anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz mesleki eğitimler veya yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Sanatsal hobi kurslarına katılabilirsiniz. Burada her şeyi öğrenmek için, yeni şeyler öğrenmek için çok güçlü açılımlar var.
yolculuklar, seyahatler bu tutulmayla hayatınıza daha fazla girebilir. Ticari bazı girişimleriniz olabilir. Ve Jüpiter'in Venüs'le birleşimi burcunuzda, Neptün de orada. Gerçekten enerjinizi, manevi enerjinizi, yaratıcılığınızı çok arttırıyor. İlham akışı var, muhteşem. Sezgileriniz çok güçlü. Yani hem maddi konularda hem manevi konularda çok şanslı bir dönemdesiniz. Size güzel teklifler de gelebilir. Anlaşmalar, sözleşmeler de yapabilirsiniz. Bunlar işle ilgili, iş girişimleri de olabilir, ticari girişimler de olabilir. Yakın çevrenizde ilişkiler gelişebiliyor. Yani kardeşlerle ilgili konular hızlanıyor hayatınızda. Belki sürprizler daha çok yakın çevrenizden gelebilir. Kardeşlerle ilgili temalardan gelebilir. Yer değişimleri de olabilir. Taşınmayla beraber bunlar tabi çevresel bazı değişimleri de getirebilir hayatınızda, ama özellikle Venüs'ten, Jüpiter'den aldığınız destekler hem ilişkiler, aşk, sevgi konularında hem maddi kazançlar bakımında şu dönemde bu tutulmayla beraber sizi çok şanslı kılıyor. Doğum haritalarınızda destekliyorsa sevgili balıklar, gerçekten çok verimli, çok bereketli bir dönemdesiniz. Manevi gelişmeler de olabilir. Yani her şeyi maddi olarak beklemeyin. Manevi farkındalıklar, bilinç sıçramaları, aydınlanmalar, derinleşmeler, ruhsal açılımlar, ilham akışları, güçlü sezgiler, yardımlar, manevi yardımlar özellikle. Bunları da bu dönemde bekleyebilirsiniz. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.